Sevgili seyircilerim, Sektör Yön Verenler programından hepinize sevgiler, saygılar. Efendim, moda deyince genel olarak böyle bir ses yükseliyor ahenkli. Moda kendine yakışandır diye. Fakat hani daha genç ve biraz daha yapı olarak ince falan olduğumuzda bir bakıyoruz ki biz esasında modanın ellerindeyiz. Tabii modaya göre giyiniyoruz. Kısa giyiyoruz, uzun giyiyoruz, dar giyiyoruz, kloş etekler giyiyoruz, V yakalar. Artık her neyse, şimdi giyim tarzı değişti. Şimdi artık eşarplar da kullanılıyor, mantolar da kullanılıyor, değil mi? Öyle bir kesim de var çünkü. Onlar da tabii, renkler çok önemli modada. Bugün moda konuşacağız hanımlar. Ne güzel. Beyleri de moda ilgilendiriyor mu onu da konuşacağım tabii. İlgilendirir çünkü hanımlara evlilik yıl dönümlerinde, tanışma günlerinde, doğum günlerinde tabii altın güzel, gümüş, şu bu vesaire almak güzel ama hoş bir kıyafet de esasında hiç de fena olmaz. Efendim diyorum ve sevgili konuğuma dönüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Serap Koç modacı. Serap Hanımcığım, çok şıksınız, önce onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, taşlar falan çok güzel oturmuş. Serap Hanım yeni de anne olmuş, ona da bittim zaten. Yani ne kadar hoş, harika ama hiç öyle görünmüyor. Vallahi genç kız gibi çok buralarda maşallah ikinci evladına da sahip olmuş. Bir yandan da modayla uğraşıyorsunuz. Tam da 17 yıl, bütün bilgi ben konuşacağım bugün, siz beni dinleyin. Hakkınızda neler olacak diye. Çok haklısınız. Efendim, 17 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Almanya'da doğdunuz ve gerisini sizden alalım. Almanya'da doğup büyüdüm ben. Almanya'da başladım kariyerime. İşte 97 yılında aslında Düsseldorf Moda Fuarı'nda adım attım. Böyle biraz işte hani her genç kızın da bir modaya merakı vardır biliyorsunuz. İşte o kıyafetlerdir, renklerdir, akımdır. Benim de aslında o şekilde başladı. Tesadüfler sonucu da bir şekilde kendimi Düsseldorf Moda Fuarı'nda defile yaparken buldum. Yani çok böyle küçük. Şey okul okudunuz mu? Yok, alaylı tamamen. Nasıl oldu? Bir oturup böyle kesip biçtiniz kumaş ya da bebekken meraklı mıydınız? Onu yaptım zaten ben. Bebekken mesela hakikaten böyle çok klasiktir ama gerçekten Barbie'lerime bir şeyler diktim ve çok el işine çok meraklıydım. Barbie size yetişti yani. Barbie'ye siz yetiştiniz. Tabii. Ben bilmem, biz bilmeyiz Barbie falan. Yani ben de çok aslında hani 39 yaşındayım aslında ama Barbie'nin de bayağı bir geçmişi var. Tabii. Barbie ve Barbie'nin hani muadilleri vardı. Değil mi? Olabilir, evet. Onları giydirdim. İşte hatta saçlarına falan da çok imaj yapardım. Çok ufak yaşta da işte 11 yaşında hatta ilk pantolonumu diktim. Aferin. Almanya'da böyle hazır kalıplar satılırdı buradanın mesela. Gittim böyle rastgele bir tane pantolon satın aldım. Pantolon kalıbı satın aldım. Evde biliyorsunuz annelerimizin tabii. Hep bir makinesi vardır. Böyle kesip biçtim ama çok komiktir de aslında ilk pantolonun oluşu ve ters düzü bilmezdim. Hani böyle kumaşın tersi ve düz tarafı parça arka parça. Aynen öyle arka arka. Ama en azından dikebildim, edebildim. Anneniz ne dedi görünce? Annem çok sevindi tabii ki. Annemin yani böyle el işi merakı falan yoktur. Sadece böyle acil işler için makineyi hep bulundurdu. İşte perdedir, işte söküktür, möküktür diye. Hani o hiç böyle bir sıfırdan bir pantolon dikmemişti. Tabii ki çok şaşırdı. Ama zaten el işi merakım çok ufak yaştan başladı benim. İşte tığ işidir, odur, budur. İşte böyle tokalar, işte böyle şapkalar falan işlemeye başlamıştım. Aslında bunlar oradan çok Türk annesi değil mi? Türk görenekleri gibi geliyor bana. Bunu. Ama siz Almanya'da doğmuş, büyümüş ve genç bir kuşak olarak evet. Bunları merakınız nereden, kimden kaynaklandı? Şöyle teyzelerimden aslında o merak geldi ama ayrıca aslında Almanya'da da el işi derslerimiz vardı bizim haftada iki kez ve orada da tığ işini örmeyi falan aslında oradan öğrendik. Türk okulu muydu, Alman okulu? Alman okulu. Yani bak, onlar da çok meraklı aslında. Biliyorsunuz bu burada dergileri hep onlardan çıkma. Orada aslında öğrendim ama diğer hani böyle ince tığ işlerini teyzelerimden öğrendim. Hatta ilk paramı da öyle kazandım ben. Bir kilisenin şeyine böyle çok büyük bir Noel masası, masa örtüsünün kenarına ben 5,5 metre tığ işi yaptım. Örnek vermiş. Öyle ilk paramı kazanmış oldum 14 yaşında. Dedim ben bir şey yapmalıyım. Yani hani görselle alakalı. Tabii ki hani ergenlik çağında da moda dergileriyle uğraşıyorsunuz. İşte kim popülerdir falan onları takip ediyorsunuz. Hani ya benim işim aslında herhalde bu insanları giydirmek diye düşündüm. Çok iyi. Kendimi o iş içerisinde buldum aslında. Ne kadar güzel. Şimdi tabii ilk örtünüzü ilk pantolonu diktiniz. Ters yüz olsa da fark etmez. İlk parayı kazandınız, örtünüzü yaptınız. İlk defile,
Yani defile nasıl oldu? Şimdi şöyle, siz bu işe başladınız da ondan sonra arkadaşları mı dikmeye başladınız? Aslında şöyle söyleyeyim, şöyle yok, hayır. Ben evde hani bilgisayar başında bir masam vardı benim bir köşede, odanın bir köşesinde. Ben hani nasıl, yani şimdi araştırıyorsunuz ve aslında para kazanmak, yani çok para gerektiriyor bazı şeyleri. Hani modaya adım atmak, markalaşmak, hani onlarla alakalı kitaplar okudum ben. Nasıl hani bu işi yaparım? Para lazım tabii ki. Ben aslında kumaş pazarlamaya başladım. Çok değişik. Aferin. Böyle Kore'yle falan böyle uzak doğuyla bağlantıya geçtim. Çünkü bilmiyordum hani kumaşların nereden geldiğini ama aslında uzak doğudan geliyormuş. O kadar küçük yaşta bunu düşünebilmek. Aynen öyle. Ticaret kafası varmış sizde. Ticaret kafası da vardı çünkü babamın her zaman dükkanları vardı ve biz okuldan sonra gidip dükkanda da çalışıyorduk. Öyle söyleyeyim. Hani ha, babamın işte dükkanlarında şey, yani ticaret kafa var ama bir yandan da sanat işin içinde şey de var böyle. Babanın hani ne dükkanı vardı? Babamın nasıl söyleyeyim, o zaman böyle hani ceyizlik, ev eşyası satan dükkanı. Ayrıca arka tarafı videotekti o zamanlar çünkü çok özel kanal yoktu. Film kiralıyorduk biz mesela. Türk filmleri kiralanıyordu, çoğaltıyordu babam. Bir de bir marketimiz vardı ayrıca. Hani hep bunlarla iç içeydik zaten. Abim, ben, kardeşim. Güzel, küçük yaşta tabii para kazanmanın ki değerini anlamışsınız. Aynen, hani onu babadan öğrendik. Harika. Anne babadan öğrendik. Buna da para gerektiriyor ama tabii ki hani bir şekilde benim bunu kazanmam gerekiyor. İşte kumaş aslında pazarladım ben oradaki kumaş dükkanlarına. Bir şekilde de döndü. Ve Düsseldorf'ta da hani defile yapmak için hani ne kadar para harcamam lazım? Bir koleksiyon oluşturmak için para kazanmak, hani para harcamak gerekiyor. Bunları hani hakikaten zar zor yaptım çünkü orada terzilik çok fazla yok. Hani hazır orada giyimi daha çok. Tabii hazır giyim orada üstelik çok. Türkiye'den de çok gider üretim değil mi? Tabii, giderdi. Tabii Türkiye'den çok fazla. Evet. Yani %70 Türkiye'den neredeyse gidiyor Almanya'ya. Gider. Tabii tabii. Hani o zaman da öyleydi, şimdi de öyle. Ondan sonra tabii ki hani o terzilik de çok pahalı. İşte bir koleksiyon zar zor hani bir araya getirip böyle aslında adım atmış oldum. Çok da güzel oldu. Yaşayarak ve çalışarak öğrendim aslında. İlk defile nasıl geçti sevgili Sera? Yani çok başarılı geçti çünkü beni çok küçük ve çok genç gördüler. Çok da şaşırdılar aslında. Çok fikirler sizindi. Tabii hepsi benimdi. Ben hani çizimim de iyidir. Çizimi de alaylı, kendimi geliştirerek öğrendim. Şimdi alaylı deyince yani bir ekip işidir alaylı olmak, evet, biliyor musunuz? Aslında. Ama sizin ekibiniz internet olmuş, sizin kafanız olmuş o anladığım kadarıyla. O zaman internet de çok fazla yok. Yoktu. Mesela iş bağlantılarını mail değil de faksla yapıyordum ben mesela. Ya. Hani faks işi, faksla çok bravo, uğraşıyordum bravo o zamanlar ama ya insan bir işi çok istedi mi aslında okuyarak, araştırarak öğreniyor. Ben hakikaten dergilerden, işte modacıların geçmişlerini okuyarak çok fazla bilgi sahibi oldum. Hani kendimi o anlamda yönlendirdim. Hmm. Çünkü ne yapmışlar ama hepsinin de aslında geçmişi de farklı. Kimisinin annesi terziydi, kimisinin evet babası ayakkabıcıydı, işte bilmiyorum. Hani böyle tesadüfler sonucu moda dünyasına giren şu an hani hakikaten efsane olmuş modacı, tasarımcılar da var. Bunları biraz okudum, araştırdım. Bir şekilde kendi sektörün içinde buldum aslında. Bir modacıya o zaman aşık oldunuz mu? Yani hani insan mesela bir yazara aşık olur. Der evet ki onun gibi kitaplar yazacağım. Bir oyuncuya aynen aşık olur. Onun gibi tiyatro yapacağım falan der. Var, bir şey oldu. Ya ben Gucci'yi çok seviyorum. Jean-Paul Gucci'yi çok seviyorum. Şeyi Paco Rabanne şu an aslında yapmıyor. Yeğenine devretti. Ama o zamanlar. Tabii o zamanlar. Ona çok saygı. Valentino. Onu çok araştırdım. Onun o klasik ve hani sade ama çok şık olması ve onun hani misyonu, vizyonu çok hoşuma gitti. Hani bunlar aslında beni çok etkiledi. Onlardan iz var mıydı yaptıklarınızda, ilk eserlerinizde? Gaultier'den vardı çünkü Gaultier nasıl söyleyeyim hani düz ama bir yönde hep bir abartı ve bir o kadını hani hem kadınsı ama abartmayarak kadınsı yapması çok her zaman beni halen çok etkilemiştir. Tabii ki var. Paco Rabanne'ın o spor ve şık olması beni çok etkilemiştir. Mesela hani ben bir kıyafet tasarlarken aksesuarlarla birleştirdiğimde yani o sadelik ve yani sadeliği hep korunmaya çalışırım aslında. Abartıyı hiç sevmem. Hani çok düz evet, bir kumaş anladım kullanıyorsam çok şık bir aksesuarla onu zenginleştiririm. Ama o kumaş çok renkli ve zaten hani çok gösterişliyse ona bir aksesuara gerek yok. Onu hani bir şekillendirerek zaten
Hani yapıyorsunuz. Hani abartıyı hiçbir zaman hiç sevmedim. Mesela şu an üzerimdeki bu yüzde hani yeter. Hani takı takmaya gerek yok. Çünkü tabii. Zaten zenginleşti. Tabii. Abartı her zaman rüküşlüğü çağrıştırdığı için aslında oradan uzak kaldım. Bir de ben şeyi çok Salvador Dali hastasıyım böyle. Çok hayranıyım. O hani onun hayatını çok fazla okudum, çok araştırdım. Adam mükemmel bir ressam zaten. Sürrealizmin hani babası. Ve ayrıca kıyafet tasarladı. Şey dekorasyonu yaptı. Resim yapıyor musunuz? Resim yani çocukluğumda yapıyordum ama öyle profesyonel resim hiç yapmadım. Hani belki biraz zorlasam bir şeyler çıkar ama denemedim. Çok da şeyim yok aslında hani çok sabrım yok ona şu an. Hani çok sabır çok meselesi mi diyorsunuz? Biraz sabır meselesi. Olabilir. Ben çünkü şu an hani kıyafetlerimi çizdiğimde bile gerçekten de sadece benim anlamam ve anlaması gereken işte terzimin, kalıpçımın anlaması gerektiği kadar çiziyorum. Yüzünü müzünü çizmiyorum. Hemen böyle bir yuvarlak yapıyorum, bitiriyorum olayı. O sabır yok yani hani hakikaten. Evet. Aslında sabırlı bir insanım ama orada sabrım yok. Evet, 17 yaşındayken siz çizdiniz, tasarladınız ve diktiniz. Evet, yani mi diktiniz mi? Diktirdiniz mi? Yani dikimi de çok sevmiyorum aslında, onu da anladım. Evet. Hani ben tasarlayayım. Ama hepsi ortaya çıksın. Çünkü ona da çok vakit gerekiyor. Hani bir koleksiyon oluşturmak, bir marka olmak çok zaman alıyor aslında. Hızlı hareket etmek gerekiyor. Evet. Ama onu alıp dikmek çok zaman alır. Hani benim bütün mesela çok teferruatlı bir elbiseyi ben 2 gün oturup dikmem gerekiyor. O kadar zaman yok yani. Hani kaçıracağım çok şey olduğu için ve yapmam gereken çok şey olduğu için. Hani dikimi de çok sevmiyorum. Anladım. Onu zaten çok iyi yapan insanlar var. O yüzden hani onlara bırakıyorum. Doğru. Açıkçası. Şimdi dediniz ki hani takı da bazen düşünüyorum. Takı tasarlıyor musunuz? Takı. Kıyafetinizi yaptıktan sonra. Buna da şöyle bir takı olabilir diyor musunuz? Yani şöyle hazır kullandığım da çok oldu ama mesela özel bir defile yapmışımdır. Hani böyle tek tasarım hot kütüğü olarak takı tasarladığım da oldu ama özel bir koleksiyon hazırlamadım hiç. Peki takıyı siz mi yaptınız? Takıları ben yani kendim yapmadım tabii ki, yaptırdım. Yaptırdınız, gene tasarladınız, modeli çizdiniz. Aynen, ve onları yaptırdınız. Verdim, evet. 17 yılda dünyada kıyafet devrimi oldu mu? Çok neler oldu. Değişti? Çok değişiyor, sürekli değişiyor. Aslında dünya şu an bu akıllı telefonlarla çok değişti. Herkes bir şekilde kendi fotoğrafçısı oldu, kendi modacısı oldu. Öyle değil mi ama yani modayı farklı takip ediyor. Yakışanı yakışmayanı giyiniyor moda hani adı altında. İşte modayı takip ediyorum, işte ben bir moda ikonuyum diyorlar kendilerine. Yakışanı yakışmayanı, kimisi çok çok iyi, kimisi maalesef moda kurbanı, öyle söylüyorum. Öyle ama. Moda kurbanı da olmuyor moda yani. Moda kurbanları da oluyor. Yani bu fashion witch'tim derler yani, dünyada da böyle derler aslında, moda kurbanı olanlar da var. Tabii ki 90'lı yıllarda moda çok başkaydı. 2000 yıllarda farklıydı. Yani bu aslında hani gözle görülür bir şey. Ama işte dediğim gibi bu 5-6 yıldır akıllı telefonlar hayatımıza girdikten sonra her şey çok değişti. Herkes bir şekilde moda blog yazarı oldu. Yani bir moda çok trend aslında şu an. Hani modayla alakalı. Kişiselleşti mi moda biraz? Biraz peki. Ya tabii ki herkes kendine göre moda yaptığını sanıyor. Yani moda insana aslında yakışandır. Yani ilk başta söylediğimiz de çok çok doğru. Çünkü aslında insan kendini çok iyi tanımalı. Hani kendine yakışacak renkleri bilmeli, makyajını bilmeli, çok abartmamalı bir defa makyajı. Hani moda her zaman budur aslında. Biraz sadelikle o rengi harmanlaması, kendine uygulaması hani moda aslında budur. Evet. Yani modadır diye işte yakışanı yakışmayanı giyinen de bence işte dediğim gibi moda kurbanı. Evet. O da olması gerekiyor. Yani 42'ye 44 beden bir hanım 38 beden bir şey giyerse de çok kötü oluyor değil tabii mi? Tabii ki yani. Göbek dışarıda bel aynen. Kalın yağlar sayılıyor falan. Tabii. Nasıl giyiyorlar onları diye ben çok merak ediyorum. Size hiç böyle gelen var mı? Tabii ki yani ben büyük beden de çalışıyorum ayrıca. Bir 6-7 yıldır büyük beden de çalışıyorum. Çünkü büyük beden bedende aslında şöyle bir sıkıntı var. Hani yaşlı kesime, orta yaş ve yaşlı kesime büyük beden çok fazla bulunuyor ama mesela genç kesim çok şişman kızlarımız da var. Ve onlar işte aslında hani
44 beden olmasına rağmen 38 giymeye çalışıyor. Göbek çıkıyor ortaya. Hani ben çok de onlardan bahsettim. Kendi farkında değiller aslında yaptıklarından. Hani evet. Aslında kötü durduğunu. İşte biraz genç şişman beden kıyafetler çok fazla tasarlıyorum. Biraz onlar da kendilerini tanıması gerekiyor. Çok vücuda yapışmaması gerekiyor. O hatlar belli olmaması lazım. O zaman da tabii orta yaşlı gibi giyiniyor ama değil mi? Evet. Bol şeyler giyildiği zaman da orta yaş şişmanlığında biliyorsunuz o bir var yani var o orta yaş kiloları, karınları, göbekleri bir oluyor. Onu da buradan hemen söyleyeyim. Tabii gencecik yine de onda bel var. Hı hı. Genç oldukları için evet, östrojen var. Hala var. Doğru. O nedenle yan belli bir dağılım var bedende tabii. Tabii ki. Onun için onu nasıl giydirmek lazım? Yani orada işte hani hakikaten koyu renkler çok önemli ama sadece siyah giyinmesinler zaten. Hani hakikaten ama koyu renkler çok daha uygundur. Çünkü maalesef açık renklerde o hani estetik baktığınız zaman olduğundan da geniş gösteriyor. Koyu renkler tercih etmeleri gerekir. Koyu mavi olabilir. Koyu tabii saks mavisi olabilir. Olur. Mor, mürdüm, bordo, koyu kırmızı, petrol, zümrüt yeşili. Gerçekten hani bunlar çok güzel renkler. Hani şey tabak kullanabilirler, vizon rengi de kullanırlar. Hani biraz açık ama kullanılabilir doğru kombin olduktan kahve sonra. Kahve biraz şey değil mi? Ya kahvenin tonları var. Daha civert olmasın. İşte mesela vizon ve tabada kahvenin tonlarında hani biraz daha yumuşağını giyinebilirler aslında. Evet. Çok da şık. Güzel kombinler etsinler. Bir de işte vücut şekline göre de değişiyor. Bir armut ve elma vardır biliyorsunuz. Hmm. Hani işte armut hangisi? Armut kalçanın geniş olması, üstün daha dar olması. Hmm. Elma da tam tersi. Hani üstte her şey var ama hani popo, bacaklar ince ve daha dar. Avrupalı tipi. Ya evet. Trakya. Öyle diyebiliriz. Trakya öyle. Ondan sonra hani... O söylediğiniz Türk tipi. Armut dar tabii. Kalça geniş Türk tipi. Aynen öyle. Ama hani onlara dikkat ederlerse mesela armut tipi altını koyu renkte, üstü açık da giyinebilir. Vatka kullanabilir. Vatka da kullanabilir. Değil mi? Aynen. O elma kullanmasın. Armut tipi olan kullanabilir. Hı-hı. Hani biraz daha hani şık durması açısından. Hani üstü daha açık, alt daha koyu renkler tercih edebilir. Mutlaka düz kesim. Hani mesela böyle açık. Düz kesim. Düz kesim. Nasıl söyleyeyim ben? Armut mu düz kesim diyecek? Ya armut da düz kesim giyebilir. Elma çok da. Şey değil. Hani o da armut hani, değil. Tabii çok kloş değil. Elma mesela hani tayt da giyinebilir, dar pantolon da giyinebilir ama üstüne salaş. Mesela genç. Tabii. Salaş güzel bir tane de hani şey kolye ile veya işte bir bileklikle toparlayabilir durumu. Hani bunlara tabii ki çok panço hani tarzı şeyler falan panço tarzı belki, şeyler de giyinebilir. İnce. Ama kesinlikle üstü yapışan hiçbir şey giyinmemeleri gerekiyor. Hani hem kendileri için kötü bir şey hem de işte hani Çevre, görsel açıdan da. Bir de rahat edemez insan hani üstünde bu kadar yapışık değil mi hani? Onlar ediyorlar. Farkında değiller. Ben bir yandan o medeni cesaretlerini sevmiyor da değilim. Ben de seviyorum. Kendileriyle barışıklar mı diyorum yoksa kendilerinin farkında mı değiller diyorum. Belki ikisi de olabilir. Aynen öyle. Hem farkında değiller bir de kendilerini çok seviyorlar aslında. Böyle ne güzel. Aslında güzel yani. İnsanın kendine barışık olması da hoş ama. Tabii ki ama biraz da tanınması gerekiyor. Aslında kendisiyle barışık ama hani farkında olmadıkları için de biraz kendi tanınsa aslında çok daha doğru adım atacak. Daha zarif olacak, daha hoş olacak. Tabii. Doğru söylüyorsun. Şimdi tabii biz çok da güzel yerden girdik bence. Orta yaş hanımlarına gelelim. Onlar nasıl giyinsinler? Ya orta yaşta. Renkler nasıl olsun? Orta yaş. Bugün artık aslında yaşlar da çok enteresan. Yani bugün bakıyorsunuz 50'nin üstündeki hanımlar, gencecik olanlar var. Kendilerine bakımla bu çok önemli, sporla, çok kendini güzel. Sevmekle evet, çok önemli. Kendinden vazgeçmemekle ama yine de deformasyon oluyor tabii bedenlerde. Tabii ki mutlaka oluyor ama ben şöyle diyorum artık yaş değil de hani tamamen hani kilo ve vücut... Öyle bakalım estetiğine biz. Bakalım yaşı bırakıyoruz. Artık yaşı bırakıyoruz. Çünkü 60 yaşının üzerinde bazen 70 yaşındaki bayanlar ama zayıf kalmış. O kadar şık beyaz giyiniyor ve o kadar zarif ve şık duruyor ki mesela. Hani o da işte yine vücuduyla, kendini tanımasıyla alakalı bir şey. Çünkü bir insan bilinçli giyindiği zaman, makyajını bilinçli bir kadın bayandan bahsediyorum. Bilinçli yaptığı zaman zaten o mutluluğu dışarı vuruyor. O zarifliği, zarafeti dışarı vurduğu için
zaten kötü durmuyor. Hı-hı. Ve hani kimse yadırgamaz zaten, hayranlıkla bakar. Doğru. Hani artık aslında ona döndü birazcık. Hı-hı. Dediğiniz gibi işte pilates yapıyorlar, kendilerine bakıyorlar, ediyorlar. Artık hani yaş olarak bakmıyorum ben tamamen. Böyle hani görsel. Zaten her şey değişti artık, 30 yaşında bekarlar. Türkiye'de de öyle. Yani önce diyorlar kariyer işlerimizi yapacağız. Ondan sonra da biz belki bir evlilik yapacağız ve çoluk çocuğa karışacağız diyorlar. Hepsi de bizim 20 yaş zamanımız gibi maşallah. Tabii. Bakıyorum hani hiç 30 gibi de görünmüyorlar. Durmuyorlar. Evet, tabii, durmuyorlar. Biraz o yüzden yaş da bence ömürde uzuyor galiba. E tabii canım, artık şeyde orta yaş. Evet. Eskiden zaten yaşlı değil, 40 yaşlıymış kaç yüz sene evvel. E şimdi doğru öyle bir şey yok ki. Hani 80 bile hani çok normal geliyor artık. Evet. Uzuyor seneler yaşlı. Peki efendim, şimdi günümüz modasını konuşalım. Günümüz modası ve renklerini konuşalım. Renklerin de aslında anlamı var. Siz mutlaka onları da biliyorsunuzdur, doğru, değil mi? Kişinin de bir aurası var. Karma ile alakalı. Siz onu görebiliyor musunuz? Kişilerin aurasını fark hissediyor musunuz? Ben aurayı, o ayrı bir şey. Aurayı göremiyorum. O ayrı bir dal tabii ki. Ama tabii ki yani yakışanı söyleyebilirim hani insanlara. Hani o duruşuyla hangi renklerin yakışabileceğini, hangi renk kombinasyonu onları taşıyabileceğini söylüyorum tabii. Burada artık şey konuşacağız sevgili seyirciler. estetik açıdan kaygı duyanları değil de estetik açıdan hiçbir kaygısı olmayanların kıyafetlerini konuşacağız şimdi. Rahat rahat gelip bir mağaza 34 beden, 36 beden alıp giyenleri ya da gelip size cesaretli diktirenleri konuşacağız. Renkler nasıl? Yani renkler tabii ki şu an artık her renk kullanılıyor. Her renk nerede kullandığımız yine çok çok önemli. Eskiden tabii ki hani dünyadaki moda tasarımcıların hani belli başlı defileleri işte moda haftalarında belirleniyordu. Ama artık dediğim gibi birkaç senedir her renk her şekilde kullanılıyor. Hı hı. Her tasarımcı farklı koleksiyonlar oluşturuyor. Artık nasıl söyleyeyim? Tabii ki kış ve yaz aylarında ayırmak gerekiyor. Hani yine biz nasıl söyleyeyim? Ufaktan bazı canlı renkleri kışa da uygulayabiliyoruz ama çok büyük şeyler tasarlamıyoruz mesela. İşte diyelim ki hani pantolonunu, ceketini yine böyle çok güzel bir mürdüm yaparsınız ama içine böyle pembe bir bluz giyinebilirsiniz kışında. Hı-hı, hani artık hı-hı. ona da döndük böyle. Bu yaz, bu kış petrol yine çok fazla olacak. Hı-hı. Mürdüm, ara renkler çok fazla olacak. Ara renkler dediğim hani mesela zümrütün biraz daha yumuşağı hani. Ondan sonra saks mavi bu yıl çok fazla olmayacak, görmeyeceğiz ama küf rengi mesela. Küf rengi. Küf rengi. Yeşil biraz yeşil, sanki revaçta. Tabii tabii, yeşil çok revaçta iki seneden beri. İşte mürdümün tonları, patlıcan renkleri olacak. Petrol biraz olacak yine. Kahvenin işte bazı yumuşatılmış tonları. İşte Vison'da biliyorsunuz bir 3-4 yıldır hem yaz hem kış çok fazla kullanılan güzel bir renktir. Hı hı. Kahverengi sevenler onu, bir de ten rengiyle çok güzel şey yapılabilir yani, o bağdaştırılabilir, kombinasyon yapılabilir. Siyahla kombin yapılabilecek her türlü canlı renk olacak yine, hani turkuaz bile olacak kışın. Ama yine ufak tasarımlarda dediğim turkuaz gibi. Turkuaz çok sevdiğim bir renk. Çok, ben de çok severim. İnsana kırmızı enerji veriyor. Kırmızı da her zaman vardır zaten. Yani kırmızı tutkunu olan İnsanlarımız var biliyorsunuz, özellikle bayanlarımız. Kırmızı her zaman hayatımızda olacak. Evet, kırmızı biraz da şey tabii, yaşam enerjisi. Aynen öyle. Enerji ihtiyacı olan insanlar genelde bakarız böyle, biz ihtiyacımıza göre de renk seçiyoruz. Tabii tabii, canlı değil canlı mi? Canlı yani. Olmaya ihtiyacımız olduğunda onları seçiyoruz. Tabii kilo kaygısı olanlar genelde siyah tercih ediyorlar ve koyu renkleri tercih ediyorlar. Ama onun dışında bunları kullanabiliyoruz. Peki modeller nasıl? Mesela kadında uzun süredir pantolon, hı hı. benim gördüğüm kadarıyla artık bir rahatlık oldu. Pantolonu giyen dışarıda. Doğru. Tight kullanıyor. Tight, evet. Kalın çoraplar kullanılıyor. Mini çoraplar. Etek altına muz çoraplar kullanılıyor. Bu da hem kendini kapatmak, korumak hem de hoş da bir görüntü de veriyor belki ama. O mesela herkese yakışmaz ama yakışanına da çok yakışıyor.
Evet. Muz çorap ve etek değil aynen mi? Aynen öyle. O mini etekli muz çorabı kombinasyonu. İnce biraz, ince olmakta fayda var onun için. Tabii ki daha estetik duruyor. Hı-hı. Altında işte çizmedir, ayakkabıdır. O kadar güzel şey. Ben mesela hayranlıkla izliyorum. Hani yakışana gerçekten kendine yakıştırıyor. Hiç şey eğreti durmuyor açıkçası. Ve tabii ki pantolon büyük bir rahatlık. Tayt daha da büyük bir rahatlık. Ben tayt da çok tasarlıyorum. Çok da severim. Kendim de kullanırım. Tayt tasarlıyor musunuz? İlginç taytlar. Böyle dantelli vesaireli falan. Tabii tabii. Fermuarlı, deri aplikasyonlu bir sürü böyle çok tarz taytlarım var. Ben çünkü tayt giyerim başka bir şey giyemem. Çok rahat yani o zaman. Kotu falan bıraktım yani. Ya, evet eskiden kotu bıraktım. Çok kullanırdım. Ben de öyleydim. Artık yani kotta çünkü oturduğunda böyle hakikaten artık hani sıkılırsın, evet, edersin. Doğru. Tayt'ta öyle bir şey yok. O kadar üstüne bir şey yokmuş gibi. Yani sanki bedeninizi kullanıyorsunuz gibi. Evet. Çok klasik renkler hep vardı. Ben böyle bir sürü renk de tasarladım. İşte turuncusudur, kırmızısıdır. Hani iki sene evvel böyle sarı koydum. Hani rengarenk taytlar da yaptım. Ama şimdi daha çok hani siyah ama işte güpürlüsü, işte dantellisi, işte bir fermuarlısı böyle. Taytlar da tasarlıyorum. Bakın. Kendimi çok seviyorum çünkü. Evet. Büyük bir rahatlık. Ya evet elbise işte hani iş sektöründe olan, memur sektöründe olan artık iki seneden beri şey çok moda elbise ve etekte kalem elbise, kalem etek. Bunlar da çok güzel oluyor. Evet, çok yürüyüş biraz duruyor. Zor ama çok şık esnek duruyor ama. Kumaş da değil mi? Yırtmaçla, esnek kumaşla çok şık duruyor. İnce sivri topuklu poşlar, kalem etek. Da çok yakışıyor. Çok o ayrı bir hava veriyor, bir asalet, bir çok. Elitlik oluyor. O yüzden bunlar hep düzgün vücutlu hanımlar için. Evet, öyle ama. Ya şöyle, yok ben şunu kalem etek, şimdi kalem biri giyer mi? Ya tabii canım, yani aslında şöyle bir korse çok sevdim onu duyunca. Hayır, ben zannettim ki onlar için. Korseyle toparlayabiliriz. Tabii canım, korseyle topar. Önemli hı-hı. olan onda aslında kadının hani o formu, kalça olsun hiç önemli değil. Hani kalça birazcık bel oyuntusunu korseyle de şey yapabilirseniz hiç önemli değil kaç beden olduğunuz. Gerçekten çok yakışıyor. Ve ben çok yakıştırıyorum. Hani kilolu bayanlara da, zayıf bayanlara da her türlü tavsiye ediyorum ben. Ne kadar güzel. O zaman sevindik. Yani biraz kilolu bir bayan olarak daha kilolu bayanlar sevinebiliriz. Aslında tabii en güzeli diyet yapıp birazcık değil mi modacının da zevk alacağı bir şekilde. Ama bir modacı zaten kusurları da kapatan, ona rağmen çok güzel giydirendir. Yani diye biraz bilmek gerekiyor bazı şeyleri, bilinçli olmak gerekiyor. Çünkü diyecek ki yoksa ya sen hani bize akıl veriyorsun da kendine bak diyecekler. Siz çok iyisiniz çünkü sizin daha yeni de bir 3 haftalık da bebeği var. Yani ben şaşırdım 3 haftalık bebeğim var deyince. Nasıl dedim, olabiliyor harikulade maşallah. Onlar da gidecek zaten. Siz yine kalem gibi kalacaksınız herhalde. Yani, öyle görünüyor. İnşallah tabii ki. Ya şöyle aslında. Bebekle nasıl gidiyor bu arada? Ben onu da sorayım. Bebekle çok tatlı gidiyor. Yani ikinci hani oğlum ve aynı şeyleri bana yaşatıyor. İlk anneliğimdeki gibi. Çok en büyük aşk zaten. Daha mı farkındasınız evlat. Şu anda? Nasıl? Biraz o bazı şeylerin daha farkındayım tabii ki. Tabii yani ilk oğlumda bazı şeylerde daha bilinçsizmişim. Şu an daha da farkındayım. Çok büyük bir aşk. Yani hani evlat sevgisi bambaşka bir şey. Ve ikinci, bu kadar çaresiz mi? Evet, o kadar çaresiz, o kadar muhtaç ki böyle, o kadar ya çok güzel, dünyanın en güzel şeyi zaten. Bir mucize, hakikaten maşallah, bir mucize. Allah. Hani 3 hafta evvel daha evet. karnımdayken şimdi canım çıkmış benim. Böyle bir canlı. Ama bir tane daha erkek geldi. Evet. İki erkek oldu şimdi. Evde de bir erkek, eşiniz de var, 3 oldular. Aynen, 3 erkekle uğraşıyorum. Siz erkekleri giydiriyor musunuz? Ben aslında erkekleri giydirmekle başlamıştım. Tabii. Devam mı? Artık yapın yani. Martin'le çalışmıştım mesela 99-2001 yılına kadar. Hani o zamandan ben hani o zaman bayağı bir tanım. Hani 99'dan 2001 yılına kadar. 2 yıl çalışmıştım. Ben hep onu siz giydirdiniz. Tabii. İyi oğlanlar yaşadı. O yüzden hani tabii erkekleri giydirmek çok daha zevkliydi ama hani sektör olarak kadınları giydirmek gerekiyor. Tamam aslında. Şimdi oğlanlar da geldi birazcık. Nasıl onlara siz çalışırsınız özel özel? Zaten büyük oğlanı hani böyle ufaktan başladım. Şimdi ufağı da tabii ki biraz daha büyüsün böyle. Biraz daha tarz böyle. Hani biraz hadi daha bakalım. Adam ama yine de çocuk. Hani çocukluğunu tabii. kaybetmeyecek bir tabii. şekilde. Bir şeyler yapıyorum. Çok da zevkli tabii.
Ama ne güzel, ne şanslılar değil mi? Çünkü evet, böyle bir anneleri var. Onlara siz çok şık giydireceksiniz efendim. Sevgili Serap Koç, sizinle sohbet bitmez. Tadına ben de doyamadım açıkçası. Gerçekten çok güzeldi. Sizi tanımak da çok güzel. Çok İyi ki geldiniz ederim efendim. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben de çok memnun oldum. Canım benim, peki. Sevgili seyircilerim, bir programın daha sonuna geldik. Yeni bir programda yine sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın efendim.